İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 3 Kasım Salı, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Haberlerimize geçmeden önce manşetlerimizi atacağız. İzmir'deki 6,6'lık depremin ardından 91 saat geçti ve Ayda Bebek kurtarıldı enkaz altından. Detaylarına az sonra bakacağız. Bugün grup toplantıları vardı. Grup toplantılarında gündem depremde, onu da az sonra detaylarına bakacağız. Ve Ayda'nın kurtuluşu sırasında Allahu Ekber sesleri yükselmişti. İyi Partili bir isim bu seslenişten rahatsız oldu. Şimdi detaylar için başlıyoruz. Hep yanındayım. Yavaş yavaş çıkarsan şuradan. Allahu Ekber! Yavaş! Yavaş! Düşürmeyin, düşürmeyin! Yavaş! Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu soruyorum. Evladınızı nasıl öpersiniz? İzmir'de 91 saat sonra yaşanan mucize tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Minik Ayda depremin 5. gününde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Erkan, bende misin? Depremin 91. saatinde yeni bir mucize yaşandı. Rıza Bey apartmanı enkazından yardım isteyen bir miniğin çığlığı duyuldu. AFAD ve UMKE ekipleri enkaz altına girdi. Uzun uğraşlar sonucunda bir can daha kurtarıldı. Enkaz altından gelen çığlığı ilk olarak itfaiye eri Nusret Aksoy duydu. Kova taşıyorduk. Bir çığlık sesi duydum ben. Çalışan arkadaşım dedim ki jeneratörü durdurdum, ses duydum dedim. O da jeneratörü durdurdu. Bizim ekipteki arkadaşlar da durdu, kovayı durdurdu. Aksoy'un sessizlik çağrısı üzerine tüm ekipler harekete geçti. Enkaz altında yardım bekleyen 3 yaşındaki Ayda Gezgin'di. Tunceli AFAD ekibi başkanı Cem Erdoğan hiç düşünmeden enkaz altına girdi. Minik kızın hayata uzanan elini ilk o tuttu. Ayda'yı baba şefkatiyle kucakladı. Atakan'ı çıkarttık, dışarıda seni bekliyor, biliyor musun? Yok, enkaz altına kalmadı. Atakan seni bekliyor. Önce bir tarafı. Tamam, en çok neyi özledin? Bilmem, boş attı galiba. Seni çok seviyoruz biz, tamam mı? Şimdi alacağız arkadaşlar. Sen bir tanesin, sen çok güzelsin. Korkma, biz buradayız, tamam mı benim güzelim? Tamam mı benim güzel kızım? Adımı öğrendin değil mi? Neymiş? Cem. Cem. Neymiş? Cem. Oy, kurban olurum ben senin o diline. Ayda Gezgin'in kahramanı, Türkiye'nin hem hafızasına hem de yüreğine kazınan o anı işte böyle anlattı. İnsan evladını kaybeder, umutsuzluğa kapılır, evladını bulur, o duyguyu yaşadım ben. Tam nerede buldunuz? Enkazın içerisinde, arkadaşlarımız dinleme yaparken Atır Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkarttık, buzdolabının yanındaydı. Yaşam üçgeninde diyorlar, doğru mu? Yaşam üçgenindeydi. Ayda'nın 91 saat sonra kurtarılması hem bölgedeki ekipleri hem de tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Alkışlarla enkazdan çıkarılan Ayda, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayda Gezgin enkaz altında yalnız değildi. Annesi Fidan Gezgin de yanındaydı. Minik Ayda annesinin oluşturduğu yaşam koridorunda hayata tutunmuştu. Tut elimi sen. Tamam, benim elim sende. İzmir depremi minik Ayda'yı hayattan koparamadı ancak annesiz bıraktı. Ayda'yı kurtardıktan sonra anne Fidan Zengin için harekete geçildi fakat beklenen mutlu haber gelmedi. Anne Fidan Zengin enkaz altında yaşamını yitirdi. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey apartmanının enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir paylaşım yaptı. Yolak, 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 yolak.
Seferihisar açıklarında Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Öyle ki enkaz altında kurtarılmayı bekleyen nice canlar var. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 91. saatte mucize yaşandı. Mucizenin adı Ayda. Ekipler 91 saat sonra Ayda Gezgin'e ulaştı. Bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturuldu. Ayda bebeğe ilk müdahale orada yapıldı. Serum takılan minik Ayda için enkaz altına termal battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan küçük Ayda elden ele ambulansa taşındı. Hastanede tedaviye alınan Ayda'nın sağlık durumuysa iyi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ayda paylaşımı geldi. Ayda'nın hastaneden çekilen fotoğrafını paylaşan Cumhurbaşkanı, "Mucizenin adı Ayda, 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" ifadelerini kullandı. Minik Ayda'nın kurtarıldığı anları taşıdık ekranlarınıza. Ekipler tekbirler eşliğinde çıkardılar enkazdan. O tekbir sesleri İyi Parti'yi rahatsız etti. İyi Partili Muhammed Güllük, "Savaşa gider gibi tekbir getiren bu tipler kim?" diyerek tepki gösterdi. Minik Ayda'yı kurtarma anında yükselen Allahu Ekber sesleri İyi Parti'yi rahatsız etti. İYİ Partili Muhammed Güllük 91 saat sonra enkazın altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in çıkarılma anında yükselen tekbir seslerinden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaştı. "Ayda bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan Bismillah diyeceksin" yazdı. Sosyal medya kullanıcıları Güllük'ün bu sözlerine tepki gösterdi. "Canlı cansız onlarca bedeni göçük altından çıkaran bu tipler Türkiye'nin kahramanları. İnsanın mucize diye adlandırılan bir olay karşısında inandığı varlığa şükretmesi doğaldır. Siz kafayı yemişsiniz. En kötüsü de bu. Cehaletinizin asla tedavi edilemeyecek bir halde olması." Canla başla gecesini gündüzüne katarak çalışan yardım gönüllüleri için "bu tipler kim, bunlar neyin kafası" gibi ifadeler kullanmak neresinden tutulursa tutulsun elinizde kalacak bir açıklama olmuş. Üstelik bunu söyleyen kişi bir de peygamberimizin ismini taşıyor ama Allah'ın kelamından da rahatsız oluyor. Burası da ayrı bir muamma diyelim ve devam edelim Seda Dinçer'le. Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altındaydı Seda da. Uzun süren çalışmaların ardından maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Yine depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'nda yaşayan ikizler Sayra ve Çınar'ın da hayalleri depremle birlikte yıkıldı. Seda Dinçer 20 yaşındaydı. Manisa'dan İzmir'e okulunu devam ettirmek için gitmişti. Ancak okulunu da hayatını da yerle bir eden Doğan Apartmanı'nın altında kaldı. Depremin ardından mucize kurtuluşlarla birlikte acılar peş peşe yaşanıyor. Doğanlar Apartmanı'nda çalışmalar umutla sürüyordu. Sosyal medyada "Dayan Seda" paylaşımlarıyla gündem olan Seda Dinçer de o apartmandaydı. Seda Dinçer'in kurtarılması için görevliler yoğun bir çalışma başlattı ve genç kızın bulunduğu yeri tespit etti. İşte o noktada nefesler Seda için tutuldu. Umut dolu bekleyiş sürerken ne yazık ki acı haber geldi. Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. Bu acı haberle birlikte tutulan nefesler kesildi. Hayallerinizi bir anlatın ya. Ne yapacaksınız? Gelecek için planlarınız da ikizler. İkiz kardeşler Sayre ve Çınar. Birlikte açmışlardı bu dünyaya gözlerini. Hayalleri vardı. Çınar pilot, Sayra doktor olmak istiyordu. Çınar ve Sayra ikizlerin sadece 16 yıllık bir yolculukları oldu. Onlar da deprem felaketinde tamamen yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında kaldı. Daha yolun başındayken el ele veda ettiler hayata. Rıza Bey Apartmanı moloz yığınlarının altında kalan ikizlere mezar oldu.
Hayat üçgeni ya da yaşam üçgeni, son 5 günde sıkça duyduk bu kavramları. Sarsıntı anında hayat üçgeni nasıl oluşturulur? Yaşam üçgeni hayat kurtarır mı? Tüm bu soruların cevabı haberimizde. Türkiye'yi sarsan depremin ardından yaşam üçgeni terimi yeniden gündeme geldi. Buse, İdil, Elif ve Ayda depremden saatler sonra çıkarıldılar enkaz altından. Enkaz altında sığındığı yaşam üçgeni onların hayatını kurtardı. Peki yaşam üçgeni nedir? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur? Depremin ardından merak konusu olan hayat üçgeni bir kişinin günlerce enkaz altında sağ kalmasını sağlıyor. Yaşam üçgeninin oluşması için ilk olarak sarsıntı esnasında kişinin sabit bir cismin yanına oturması gerekiyor. Sabit bir cismin üstüne düşen başka bir cisim enkaz altında kalan kişilerin yaşam üçgeni oluyor. Yaşam üçgeni depremde büyük önem taşıyor. Uzmanlar da deprem riskinin yüksek olduğu Türkiye'de evlerin yaşam üçgeni oluşturulabilecek şekilde dizayn edilmesi gerektiğini söylüyor. İzmir'i yıkan depremin acı gerçeği bugün bir kez daha suratımıza tokat gibi çarptı. Deprem Seferihisar merkezli meydana geldi ama yıkımı Seferihisar'a 40 dakika uzaklıktaki Bayraklı'da oldu. Uzmanlar bunun nedenini hırsızlık olarak niteledi. Müteahhitler yapı malzemesinden çaldıkları için enkaz altında yüzden fazla kişi can verdi. İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde yer yerinden oynadı. Binalar yerle bir oldu. Yüzü aşkın canımız enkaz altında kaldı. Yarım kaldı hayaller, geleceğe dair umutlar, bir saat sonrasına yapılan planlar. Hayallerinizle bir anlatın ya, ne yapacaksınız gelecek için planlarınızla ikizler? Abi valla gelecekte ben pilot olmak istiyorum. Doktor. Biz aslında söylemiyoruz ancak şu anda görüyoruz ki evet, bir kişinin cansız bedeni şu anda çıkarılıyor. Seferihisar merkezde deprem Bayraklı'da olmuştu sanki. Yıkım orada gerçekleşti. Çok enteresan bir şekilde yani 30 kilometre uzaklıkta bir deprem oluyor. Hemen sağcıkta karşı tarafta hiçbir hasar meydana gelmiyor. Çok yüksek binalarda yok ama yine 4 katlı binaları ben özellikle gezdim orada. 4 katlı binalar var. Seferihisar tarafında özellikle hiç hasar, çatlak, minicik bir hasar bile yok. Ve iyi de bir sallantı olmasına rağmen. Ama gel gelelim oradan buraya kadar yaklaşık 40 dakikalık bir seyahat yaptım. Buraya geldim. İzmir'in geriye kalanında da hiçbir şey yok ama bu bölgede var. Neden böyle olduğu araştırıldı, binalarda ölçümler yapıldı ve acı gerçek tokat gibi yüzümüze vuruldu. Yani Türkçesi hırsızlık. Hırsızlık, kesinlikle hırsızlık yapılmadan böyle bir göçmenin burada olma ihtimali bana göre sıfırdır. Teknik olarak biz her türlü doğa koşullarına dayanıklı binalar yapabiliyoruz. Malzemeden çalınması yetmezmiş gibi bir de berbat bir zemine yüzlerce bina yapılmıştı. Silt, kum karışımı, kil karışımı bir zemin. Yani aslına bakarsanız bunun Türkçesi balçıktır. Yeraltı seviyesi de yüksek burada. Evet. Doğal olarak. Şimdi böyle bir yere bina yapıyorsunuz, bu bir. İkincisi, yeraltı seviyesi yüksek olduğu için göçen binaların hepsi, gezdiklerimin en azından hepsi ve civardaki binaları geziyorum. Hafif hasarlı ve orta hasarlı binaları. Bunlar da bodrum katsız yapılmış. Hiçbirisinde bodrum kat yok. İzmir'de yaşanan yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken 98 santimetre boyuyla günlerdir çalışmalara katılan Rıdvan Çelik'in verdiği mücadele binlerce kişiye umut oldu. İzmir'de depremde yıkılan evlerin enkazı altında 58 saat sonra çıkarılan İdil Şirin'in COVID-19 testi de pozitif çıktı. Beni itti. Annen deprem olduğunu yanınızda mıydı? Hayır. İzmir depreminin simge ismi İdil Şirin, Emrah Apartmanı'nın enkazından tam 58 saat sonra çıkarıldı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Güven, 14 yaşındaki Şirin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İdil Şirin'in deprem öncesinde koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Bahadır, nereden? Balıkesir. Nereden? Balıkesir. Balıkesir itfaiyesinden, Bahadır. Hal böyle olunca genç kız koronavirüs tedavisine alındı. Sağlık durumuysa iyi. Öte yandan İdil'in annesinin de COVID-19 testi pozitif çıktı. Virüsün nereden kaptıklarıysa bilinmiyor. Dönmüş sanırım.
Ne dedi sana en son? Su mu istedi? En son su istiyorum dedi. İzmir'deki felaketin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçti. 5 parti ortak önerge sundu. Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor. Kabul etmeyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor. Elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyor. Türkiye'de son bir yılda büyüklü küçüklü depremler meydana geldi. Son olarak İzmir'de yaşanan depremin yıkımı büyük oldu. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçti. 5 büyük partinin ortak kararıyla Deprem Araştırma Komisyonu kurulacak. Komisyon depremle mücadelede atılacak adımları belirleyecek. Kabul etmeyenler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. MHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir depremine ilişkin sözlerini siyaset ayıbı olarak nitelendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli öncülüğünde toplandı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, 2020 yılında yaşanılan olumsuzluklara dikkat çekti. En son yaşanan depremin felaketler serisine yenisini eklediğini söyledi. Kanaatimce 2020'nin bir an önce bitmesi herkesin ortak arzusudur. Doğrudur. 2020 yılı adeta felaketlerin mayalanıp teknesinde taşıdığı bir yıl olmuştur. Zira her felaketi bir diğeri takip etmiştir. Her felaket bir diğerini tetiklemiştir. Ancak tüm suçu 2020 yılına yıkmak mevzi bir değerlendirme, kolaycı bir yaklaşımdır. En son yaşadığımız deprem felaketler serisine yenisi eklenmiştir. Neresinden bakarsak bakalım, büyüklüğünü nasıl kabul edersek edelim, karşımızdaki doğal afetin kahredici hasar ve hüznü yüreklerimizi kavurmuştur. İzmir depremine ilişkin konuşan Bahçeli, depremin açtığı yaraların kısa sürede sarılacağını belirtti. Depremden 9.5 saat sonra bu senin, 17 saat sonra İnci'nin, 23 saat sonra Seher ve çocuklarının, 58 saat sonra İdil'in, 65 saat sonra Elif bebeğin, kısacası nice kardeşimizin kurtuluşuna sevinsek bile enkazın yükünü kaldırmayan taşın, toprağın, betonun, morozun altından çıkamayan kardeşlerimiz de yüreğimiz kanayarak üzüldük. İnanıyorum ki İzmir'in yaraları kısa süre içinde sarılacaktır. Depremin derin izleri milli birlikle silinecektir. MHP lideri Bahçeli deprem üzerinden propaganda yapanlara çok sert tepki verdi. İzmir'deki depremi siyaset malzemesi yapanlar, sosyal medyadan nefret ve nifak yayanlar, özellikle ifade etmek isterim ki bu milletin evladı olmayanlar, bu vatana sevgiyle bağlanmayanlardır. İzmir'imize gavur benzetmesi yapanlar, depremle ilgili şerefsiz yorum getirenler, bu vatana, bu millete, bu ülkeye kasıt etmiş hainlerdir. İzmir depreminin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun en büyük katkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nindir sözlerini siyaset ayıbı olarak nitelendirdi. CHP Genel Başkanı'nın depremden bir gün sonra afet alanına gidip siyasi propagandaya heves etmesi, mücadelenin merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yerleştirmesi bir defa gafillik, ahlaki çarpıklık ve siyaset ayıbıdır. Depremle mücadeleye en büyük kurumsal katkının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu ifade etmesi fırsat düşkünü bir siyaset simsarının hezeyanıdır. İzmir feryat ederken partizanlık yapmak Kılıçdaroğlu'na ne kazandırmıştır? Başı göğe mi ermiş, ayağı göle mi dönmüştür? Bu nasıl bir sorumsuz üslup? Nasıl bir çiğ ve ucube savrulma halidir? İzmir
İzmir'deki arama kurtarma ekibinden Rıdvan Çelik'in haberiyle devam ediyoruz. İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce kişi çalışmalara katılmak için ülkenin dört bir yanından afet bölgesine gelerek seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri kurtardıkları canlarla bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Onlardan biri de 98 santimlik boyuyla arama kurtarma çalışmalarına katılan Rıdvan Çelik'ti. Çelik, fiziğinin avantaj olduğunu düşünerek kimsenin girmeye cesaret edemediği dehlizlerden korkusuzca girerek umut oluyor. Yani 98 santim boyum var, yani 1 metre bile değil. Bu kolaylıkla dehlizlere girebilmem, insanlara ulaşabilmem konusunda çok yardımcı oldu. Yani artık bu boyu avantajını bu konuda kullanmaya karar verdiğimi söyleyebilirim. Acil durumlarda, afetlerde her zaman hazırım. Çelik'in küçük bedeniyle ortaya koyduğu mücadele örneği ise büyük takdir topladı. 98 santimlik dev adam her şeyden önce insan olduğumuzu hatırlatarak her zaman göreve hazır olduğunu dile getirdi. İhtiyaç olduğunda daha yakın yerlerde durmamı istediler burada. AFAD görevlilerimiz olsun, UMKE ve diğer arama kurtarma ekiplerinin arkadaşlar da hep birlikte koordineler olarak en yakın enkaz biriminde bekliyorum ki eğer ihtiyaç dahilinde kullanabilmek için kendimi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir depremine ilişkin konuştu. Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekti. Felaketin siyaseti olmaz dedi. Aziz milletim, bize destek olun. Hangi partiye oy verirseniz verin. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde İzmir depremi vardı. Kalbimiz İzmir'de atıyor dedi. Başta AFAD olmak üzere devletimizin tüm birimlerinin, belediyelerimizin, özel arama kurtarma ekiplerimizin, sağlık ordumuzun ve vatandaşlarımızın canla başla mücadele ettiklerini gördüm. Olağanüstü bir gayret ve özveriyle enkaz altından tek bir canımızı alabilmek için mücadele eden bütün kardeşlerimden Allah razı olsun. Akşener, felaketin siyaseti olmaz ifadelerini kullandı. Hangi partiye oy verirseniz verin, hangi partiye oy vermiş olursanız olun, bu konudaki mücadelemizde yanımızda olun. Bunu sizden rica ediyorum. Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Başka yolu yok. Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda hiçbir siyasi hesabın içinde olmadık, olmayacağız. Erzurum'da Vali Okay Memiş'in başkanlığında yaklaşan kış sezonu iç ve dış turizm konulu bir toplantı düzenlendi. Kış turizminde Erzurum'un şu anki ve bundan sonraki yeri ve... Yaklaşan kış sezonu öncesinde Erzurum'da iç ve dış turizm konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlık etti. Vali Okay Memiş, salgına karşı tüm tedbirlerin alındığı Erzurum'un kış turizmine hazır olduğunu söyledi. Biz her türlü tedbirlerimizi almış durumdayız. Hem sağlık altyapımız hazır hem de otellerimiz. Zaten şu ana kadar hem dağ oteli hem de şehirlerde 25 adet otel güvenli turizm sertifikasını aldılar bizden. Yani herhangi bir pandemi artışına bilmem neye yol açmayacak şekilde biz de tedbirliyiz. Erzurum valisi kente gelecek turistlere kayak keyfinin yanı sıra alternatif aktiviteler de önerdi. Peki doğa var, insanlar gelsin, peki ne yapsın? Erzurum'a geldi, kayak yaptı, onu kış için söylüyorum. Şehri gezdi, peki şehirde ne yiyip içecek? Vallahi şehirde enfes tatlarımız var. Bir defa cağ kebabı, tescilli ürünümüz. Hayvansal ürünler açısından zaten çok iyi durumdayız. Hem et hem de süt ürünleri açısından çok çok fevkalade İyi durumdayız. Bunları tadacak konuklarımız. Sıkıldılar ne yapacaklar? Sıkıldılarsa yarım saat mesafede, bir saat mesafede Tortum Şelalesi'ne gidebilirler. Narman Peri Bacalarını ziyaret edebilirler. Orada da bir tesis yaptık yine. Bütün ilçelerimizi ziyaret edebilirler. Dolayısıyla dolu dolu bir haftayı rahatlıkla geçirebilecek ortam var. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kış turizminin göz bebeği olan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde sezon için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Birincisi Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde bütün liflerin sezon öncesi yapılması gereken bakımlarını tamamladık. Suni karınma sistemlerinin bakımları yapıldı. Sahadaki bütün hattın aktif bir şekilde çalışması sağlandı. Suni karınma göletleri sızdırmazlığı ve su kaynaklarının artırılması sağlandı. Bu hafta itibariyle hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor. Suni karınma operasyonu 1.24 inşallah başlayacak. Başkan Sekmen, kayak merkezlerinde bütün güvenlik önlemlerinin alındığına da dikkat çekti. Pistlerde taş toplama ve bitkilendirme çalışmaları tamamlandı. Her yıl bunu tekrar yapıyoruz. Pist güvenlik önlemleri ve sahadaki güvenlik netleri yerlerine konuşlandırıldı. Kar perdeleri onarımı ve cilalanması yapıldı. Tabela ve görsel materyaller artırıldı ve bakımları yapıldı. Tahmin ediyoruz ama sonrası ne olur? Umutla bekliyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Muş ve Bingöl'ü ziyaret etti. Bu şehirlerde belediye başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Mehmet Sekmen, yürütülen projeleri inceledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Muş ve Bingöl'ü ziyaret etti. Başkan Mehmet Sekmen, Muş ve Bingöl'e çıkarma yaptı. Muş Belediye Başkanı Feyyat Asya'yı makamında ziyaret eden Sekmen, kente yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Asya Tarihi Hizmet Binası'nın girişinde sergilenen Lale Vadisi Parkı, Göletli Park, şehirler arası otobüs terminali projelerinin maketleri üzerinden Başkan Sekmen'i bilgilendirdi. Sekmen ve Asya daha sonra Soğucak Köyü'ndeki içme suyu kaynağının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Mehmet Sekmen, Muş ziyaretinin ardından Bingöl'e geçti. Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'la belediye binasında bir araya geldi. Kente yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Sekmen, Muş ve Bingöl ziyaretlerinin ardından, "Çevre illerimizdeki projelerin bizlere etkisi büyük. Bu yüzden sadece şehrimizde değil, komşu illerimizdeki projeler konusunda da bilgi alıyor, sürece olabildiğince dahil oluyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Erzurum'un taleplerini gündeme getirdi. Aydemir, Erzurum'da bir soykırım müzesi inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Palandöken Kayak Merkezi Güney Lifti Montaj projemiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı bütçe görüşmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile devam etti. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, komisyonda kış turizm merkezi olan Palandöken'deki projelere ilişkin beklentilerini paylaştı. Palandöken Kayak Merkezi Güney Lifti Montaj projemiz var. Bir başkası Palandöken Kayak Merkezi Yeni Suni Karlama Hattı, Palandöken Kayak Merkezi Kar Motorları projemiz var. Efendim, Palandöken Kayak Merkezi Kuru Kayak Pistleri projemiz var. Bu çok mühim değerli bakanım, bu da size arz edildi. Palandöken Kayak Merkezi'nin Sultan 8'i Lift projemiz var. Bunları bilahare de size takdim edeyim ben. Aydemir'in Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği projeler bunlarla sınırlı değildi. Erzurum tarihini daha da öne çıkaracak projelerden de bahsetti. Kamil Aydın Bey'in soykırım müzesi ifadesi vardı. Onu biz de destekliyoruz. Şimdi yeni yapılan müzemizde bir bölüm var soykırıma dönük elbette. Ama böyle bir müstakil hal alırsa çok daha değerli olur. Çünkü Erzurum'da Ermeni mezaliminin en şiddet örnekleri yaşanmıştır. Bunlardan birisi benim. Dedelerimi diri diri yapmışlardır. Bugün Gence'de, bugün Azerbaycan'da yaptıklarını 1900'lü yılların başında Erzurum'da yapmışlar. Dolayısıyla Soykırım Müzesi çok çok önemlidir. Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağış kent merkezinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde kendini yağmur şeklinde gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren Erzurum'da sağanak etkili oldu. Şemsiyesi olanlar şanslıydı. Şemsiyesi olmayanlarsa kapüşonları kafalarına çekerek kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar iş merkezleriyle dükkanların tentelerinin altında yağmurun dinmesini bekledi. Müzik.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla toplantı yaptı. Toplantının gündem maddesi Doğu Akdeniz'de. Bakan Akar, Yunanistan'ın şımarıklıktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Tamamen teknik ve bilimsel çalışmalar. Bakan Akar'ın gündeminde Doğu Akdeniz vardı. Türkiye'nin hakkı olan almak için orada olduğunu bir kez daha vurguladı. Deniz yetki alanları, arkadaşlarım, deniz yetki alanları sizin dediğinize göre olmayacak. Bir üniversitenin dediğine göre olmayacak. Birkaç kişinin dediğine göre olmayacak. Bencilce efendim, bir takım böyle hakkı hukuku gasp etmenize müsaade etmeyeceğiz. Komşumuz Yunanistan'ın da şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip uluslararası hukuk ne diyorsa, anlaşmalar neyi gerektiriyorsa, deniz hukuku neyi gerektiriyorsa, teamüller neyi gerektiriyorsa, bu konuda alınan kararlar, uluslararası kararlar neyi gerektiriyorsa, hakkaniyet, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz. Aksi halde biz hakkımızı, hukukumuzu yedirtmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Bu konuda yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da aynı azim, aynı kararlılıkla yapacağız ve bunun dışında herhangi bir çözümü de kabul etmeyeceğimizi de herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Tamamen teknik ve bilimsel çalışmalar, araştırma yapılıyor. Yani bunun herhangi bir şekilde bunlara karşı bir taciz, tecavüz düşünüldüğü için biz onları korumaya ve onlarla beraber onlara refakate güç harcıyoruz. Aksi halde gayet bilimsel bir teknik çalışma yapılıyor. Sükunetle bu işin yapılması lazım. Buna herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi lazım. Fakat maalesef bu konuda müdahale ediliyor. Yanlı, taraflı, ön yargılı yaklaşımlarla bir yere varılamayacağını görmeleri lazım. Eğer gerçekten barış istiyorlarsa objektif bir yaklaşımla, iki tarafa eşit yaklaşımla birilere varılabileceğini de bilmeleri lazım arkadaşlarım. Avusturya'nın başkenti Viyana terör saldırısıyla sarsıldı. Bir sinagog yakınlarında oldu olay. Bir saldırgan 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Kopf rein. Avusturya'da terör saldırısı düzenlendi. Biri saldırgan 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı başkent Viyana'da bir sinagog yakınlarında 6 farklı noktada gerçekleşti. Turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler özellikle seçilmişti. Sinagog hedef alınmadı. Saldırganlar etrafa rastgele ateş etti. Saldırıda biri saldırgan 3 kişi hayatını kaybetti. 7'si ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir de Türk genci bulunuyor. Saldırı çok sayıda saldırgan tarafından düzenlendi. Olayın ardından 4 saldırgan yakalandı. Diğer saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Viyanalılara sokağa çıkmama uyarısı yaptı. Tüm devlet binaları ordu tarafından korumaya alındı. Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'tan açıklama geldi. Ankara bu saldırıya sert tepki gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun saldırıyı şiddetle kınadı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop saldırıyı insanlık suçu olarak niteledi. Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Faili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur. Teröre karşı küresel işbirliği ihmal edilmeyecek bir mecburiyet haline gelmiştir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Avusturya halkının yanındayız mesajı verdi. Viyana'da terör karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız. Amerika Birleşik Devletleri sandık başında mevcut başkan Trump ve Joe Biden kıyasıya yarışıyor. Seçimi kazanan başkan 20 Ocak 2021'deki yemin töreninin ardından görevine başlayacak. Tüm dünyanın beklediği gün geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 250 milyon seçmen yeni başkanlarını belirlemek üzere sandığa gitti.
başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti belirleyici oluyor. Demokrat Parti'nin adayı daha önce Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı da yapmış olan Joe Biden. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ise mevcut başkan Donald Trump. İki aday da dış politika, ekonomi ve sağlık konularında taban tabana zıt politikalar vaat ediyor. Trump, dış politikada Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarını uluslararası alanda korumaya devam edeceğinin sinyalini verirken, Joe Biden, ülkenin diplomatik ilişkilerini onaracağını söylüyor. Peki, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler nasıl yapılıyor? Ülkede oy kullanma usulleri eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Belirlenen seçim merkezlerinde oy kullanma seçeneği her eyalette varken posta yoluyla oy kullanmak da mümkün. Yine sandıkların açılma ve kapanma saatleri de eyaletten eyalete değişiyor. Ancak tüm eyaletlerde oy verme işlemi 4 Kasım 2020 günü Türkiye saatiyle 05'te sona erecek. Başkanı belirleme usulü de farklı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Halk oylamasında en yüksek oyu alan aday doğrudan başkan sıfatını alamıyor. Başkanın belirlenmesi dolaylı bir yoldan, seçici kurul aracılığıyla yapılıyor. Halk kayıtlı olduğu eyalette seçici kurulda yer alacak delegeleri seçiyor. Eyalette en çok oyu alan parti, o eyalet adına seçici kurula delegelerini gönderme hakkını da kazanmış oluyor. Seçici kurulda toplam 538 delege yer alıyor. Başkan seçilmek için 270 delegeyi toplamak şart. Yani en çok oyu alan aday başkan seçilemiyor. Örneğin önceki seçimlerde demokratların adayı olan Hillary Clinton, toplamda rakibi Trump'tan ülke genelinde daha fazla oy almasına karşın delegelerin dağılımı farklı bir tablo oluşturduğu için seçici kurulda çoğunluğu sağlayamadı ve başkan seçilemedi. Bu sebeple delege sayısı yüksek olan eyaletler seçimi kazanmak çok daha önemli olarak görülüyor. Oyları sayma görevi 3 Kasım'dan itibaren resmi olarak başlayacak. Eğer aksi bir durum yaşanmazsa Kasım ayı içerisinde oyların sayımı tamamlanmış olacak. Tüm seçmen oylarının Washington'a gönderilmesi için verilen tarih ise 16 Aralık. Oy sayım işlemleri haftaları bulsa da bu süreçte yapılan sandık çıkış anketleri büyük oranda belirleyici oluyor. Yani seçim akşamından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanının belli olması bekleniyor. Ancak seçim sonucu belli olsa da seçilen kişi hemen başkan olamayacak. Seçimi kazanan aday 20 Ocak 2021'de yapılacak yemin töreniyle görevi devralacak. Başkan 20 Ocak 2025'e kadar ülkeyi yönetecek. İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sözde Müslüman Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek geldi. İki ülkeyi bir araya getirense Cumhurbaşkanı Erdoğan olan düşmanlıkları oldu. İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Müslüman toplumlardan tepkiler çığ gibi büyüyor. Macron'un tek destek gördüğü Müslüman ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Onları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı bir araya getirdi. Of both Emiratis and foreign residents. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı konuşmaları tüm dünyada gündem konusu. Macron bir taraftan İslam dinini terörle ilişkilendirdi, diğer yandan Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri özgürlük olarak nitelendirdi. Fransa'da devlet kurumlarına yansıtılan bu karikatürlere engel olamayacağını da söyledi. Müslüman dünyası için bu hareket bardağı taşıran son damla oldu. İslam karşıtı Macron'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir ülke hariç Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash Alman televizyon kanalına konuştu. Macron'un Müslümanları dışlamadığını ileri sürerek batıdaki Müslümanları izole etmek istemiyor ve kesinlikle haklı dedi. Müslümanların daha iyi entegre olması gerektiğini söyleyen Gargash, konuyu buradan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a getirdi. Macron, batıdaki Müslümanları izole etmek istemiyor, kesinlikle haklı ve Avrupa'yı Erdoğan'a karşı bir olmaya çağırıyoruz, ifadelerini kullandı. Gargash, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zayıflık gördüğünde etkisini artırmak için kullandığını, müzakere etmek istemediğini de söyledi. So whatever exciting adventures your lives... Alanya'da hava koşulları nedeniyle alabora olan teknenin batması sonucu 37 kişi kurtarıldı, bir kişi yaşamını yitirdi.
Alanya'da turist teknesi alabora oldu. 37 kişi kurtarılırken bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Antalya'nın Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkiinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta tur teknesi battı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu Baba Selavi adlı gezinti teknesi kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Teknede toplam 38 yolcu bulunuyordu. Turistlerden bazıları yüzerek canını kurtardı, bazıları ise ekipler tarafından kurtarıldı. Ancak olayda kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Teknede toplam 38 kişi olduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi. Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı mahkemeye sesli ve görüntülü bağlanmayı talep etti. Gültekin'in ailesi bu talebe anında itiraz dilekçesi verdi. Aile kızlarının katilinin savunmasını gözünün içine bakarak dinlemek istiyor. Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı mahkeme önünde yargılanacak. Gencecik bir kızın katili Cemal Metin Avcı, Pınar'ı vahşice öldürdü. Cesedi çeşitli yok etme denemelerinin ardından beton dökülmüş bir varilin içinde ormanlık alana bıraktı. Türkiye'yi dehşete düşüren olayda yeni bir gelişme yaşandı. Katil duruşmaya cezaevinden sesli ve görüntülü olarak bağlanmak istemişti. Bu talep Gültekin ailesinin itirazları sonucunda reddedildi. Aile, kızlarını vahşice katleden o alçakla göz göze gelmek istedi. Aile adına mahkemeye avukat Rezan Epözdemir dilekçe verdi. Sanığın savunma ve sorgusunun duruşma günü bizzat mahkeme salonuna getirilerek mahkeme heyeti huzurunda yapılması istendi. Gültekin'in ailesinin avukatının itirazı kabul edildi. Katil mahkemeye getirilerek yargılanacak. Devam edelim. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp haber ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, 3. maçında grup lideri Manchester United'ı konuk edecek. Grupta 2-2 yapan İngiliz devi Başakşehir maçını da kazanarak büyük avantaj sağlamayı hedefliyor. Turuncu lacivertli ekip ise ilk 2 maçında puanla tanışamadı. İki takım yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Çadli, Kaysara, Uğur ve Azubuke kadroda yer almayacak. Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'la karşılaştı. Konuk ekip kıyasıya mücadeleye sahne olan maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekibin 4 topu direkten dönerken goller Ozan Tufan ve Perotti'nin ayağından geldi. Antalyaspor'un tek golünü ise Lukas Podolski kaydetti. Yahoviç ve Sinan'ın kırmızı kart görmesiyle iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Haftanın bir diğer maçında Hatayspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Henüz 6. dakikada öne geçen konuk ekibin golüne Hatayspor 8. dakikada cevap verdi. Maçın kalan kısmından gol sesi çıkmayınca iki takım da 1 puana razı oldu. Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından İngiliz teknik adam Eddie Newton'la yollarını ayıran Bordo Mavili ekip yeni hoca için çalışmalarını hızlandırdı.
Karadeniz temsilcisinin listesinde Tamer Tuna, Şota Arveladze, Şenol Güneş, Mustafa Reşit Akçay, Fatih Tekke ve Hüseyin Şimşir gibi isimler var. Trabzonspor yönetimi, ligi ve takımı tanıyan isimlerden birini takımın başına getirerek adaptasyon sürecini azaltmayı hedefliyor. Ozan Kabak Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Milli futbolcunun kulübü Schalke yaz transfer döneminde İtalyan kulübü Milan'dan teklif aldıklarını açıkladı. Alman devi sportif direktörü Liverpool, Milan ve Inter gibi devlerin transfer listesinde yer alan 20 yaşındaki yıldız oyuncuya kulübü 30 milyon euro fiyat biçti. Milli futbolcunun ara transfer veya yaz transfer döneminde astronomik bir bedelle takımdan ayrılması bekleniyor. So Bottas leads Lewis Hamilton. Max Verstappen. 9 yıl aradan sonra dünyanın en prestijli otomobil yarışı Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul Park'ta özel olarak inşa edilen pistte gerçekleştirilecek yarış için sayılı günler kaldı. Organizasyon uzun yıllar sonra 13-15 Kasım 2020'de tekrar ülkemizde düzenlenecek. Formula 1 son olarak 2011'de İstanbul'da yapılmış ve o yarışı Alman pilot Sebastian Vettel kazanmıştı. Ayrıca Formula 1 yönetimi 2021 sezonundaki değişiklikler konusunda açıklamalarda bulundu. Pandemi nedeniyle pist sayısının azaltılacağı ve aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı pistlerin yerine diğer kıtalardaki pistlerin dahil edileceği bilgisi verildi. Biraz daha öteki taraftan geçiyor onlar.